Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor, yapılan organize sanayi bölgesi araştırma anketi sonuç raporunu açıkladı. Başkan Zor, yapılan ankete 2000 kişinin katıldığını söyledi. Yaklaşık 25 yıldır Ünye Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışma yapıldığını ama arzu edilen sonucu bir türlü alamadık. Ordu'nun merkezinde aktif kapasiteli iş yeri sayısı 153. Çalışan işçi sayısı da 6491. Bunların organize sanayileri var. Ünye'de aktif iş yeri, kapasite tespiti yapılmış iş yeri sayısı 67'dir. Organize sanayi bölgesi yoktur. 2210 tane sigortalı işçi çalışmaktadır. Fasla bölgesinde 75 tane kapasite raporu olan iş yeri vardır. 67-75, oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve 3066 tane işçi çalıştırmaktadır. Yani biz arada 800 civarında Fasla ile aramızda işçi farkı vardır. Düşünün, iki tane fabrika kursak, organize sanayiden vazgeçiyoruz. İki tane fabrika bile kurduğunuz zaman Ünye'nin çalıştırdığı işçi sayısı çok çok yukarılara çıkacaktır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ünye doğal olarak organize sanayi bölgesi varmış gibi insan çalıştıran iş adamlarının bulunduğu bir yerdir. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyesi misiniz değil misiniz diye insanlara sorduk. Üyesiyim diyen insan sayısı 41.75, hayır üye değilim diyen insan sayısı da 58.25. Yani %58'i üyemiz değil. Bilirsiniz ki Ünye'de 6000'e yakın vergi mükellefi vardır. 6000 insan içinden biz 2000 tanesine bu soruyu sorduk. Ünye'ye organize sanayi kurulsun mu diye bir soru var. Bakarsanız 96.42'si evet kurulsun diyor. 3.58'i yani %4'e yakın insan da kurulmasın diyor. Gerekçelerine baktığınız zaman evet haklı diyorsunuz. Yani kurulsun diyenlere de hak veriyorsunuz, kurulmasın diyenlere de hak veriyorsunuz. Kurulmasın diyenler diyor ki burası diyor çok güzel bir şehir. Burası diyor eğitim şehri olsun diyor. Burası turizm şehri olsun. Sanayiyle burayı kirletmeyelim diyor. Bölge olarak nereye kurulmalıdır diye soruyoruz. İki tane bölge var. Konuşulan, tartışılan. Birincisi biliyorsunuz Cevizdere Havzası'nda, Çimento'nun hemen karşısında yaklaşık 15 senedir imar planlarında işlenmiş. Onun öncesinde de yine sizler biliyorsunuz Yüceler Bölgesi'nde organize sanayi bölgesi işaretlenmiş. O bölgeden daha sonra kaldırıldığında da Cevizdere Havzası'na gelmişti. Biz doğal olarak Cevizdere Havzası ve yaklaşık 1-1,5 aydır da Çaybaşı ile Tekkiraz arasında hemen Çaybaşı'ndan Tekkiraz'a geçen köprü üst tarafında halk arasında Yeni Cuma diye bilinen bölge. Sorunun karşısında da Cevizdere var. 69.78 yani %70'i diyor ki Cevizdere'de kurulsun diyor. %30'u da hayır bu Çaybaşı'nda Tekkiraz'ı arasında Yeni Cuma'da kurulsun diyor. Cevizdere'yi neden istiyorsunuz sorusunu sorduk. Öyle ya, Cevizdere diyenlerin bir gerekçesi vardır. Yeni Cuma diyenlerin bir gerekçesi vardır. Cevizdere diyenlere bakarsanız ulaşım kolaylığı diyor. Ana yola yakın olması diyor. Şehir merkezine yakın diyor. Limana yakın diyor. Otogara yakın diyor. Resmi kurumlara yakın diyor. Kurulu dolmuş hattı var diyor. Şehir hastanesine yakın diyor. Çalışanların şehir hastanesine yakın oluşundaki kişi gerekçeleri de anlatıyor. Çalışanların önemli bir çoğunluğu sanayi işçisi olduğu için ağır sanayi olduğundan yaralanmalar da olacaktır burada diyor. Onun için hastanelere ve sağlık merkezlerine, yoğun sağlık merkezlerine yakın olmasından dolayı ben Cevizdere'nin olmasını istiyorum diyor. Mevcut sanayiye ait olan büyük firmalar var burada diyor. Onun için burası olsun diyor. Yeni Cuma bölgesiyle ilgili neden sorusunun karşılığı Ünye merkeze zaten OSB var diyor. Cevizdere zaten sanayi bölgesi diyor. Ben Çaybaşılıyım diyor. Onun için istiyorum diyor. Bir diğer ben Tekkirazlıyım. Onun için istiyorum diyor. Kırsal da kalkınsın diyor. Hep kendinize istemeyin şehir merkezinde oturanlar diyor. Yukarısı da kalkınsın diyor. Kırsalın sanayileşmesini istiyorum ben. Onun için istiyorum diyor. Alan daha büyük olduğu için istiyorum diyor. Doğrudur. Burada 620 dönümlük falan bir bölgede itilaf yok gibi duruyor ama 800 dönümün 200 dönümlük kısmı biraz daha itilaflıca. Onun için yukarıda ama 1000 dönüme yakın alan var. Alan daha genişliyor. Doğrudur bu da.